başımıza büyük işler açtı. Taşıma şirketini uyuşturucu işinde kullanıyormuş. Yalan söylüyorsun! Zeynep, bu adam yalan söylüyor. Her şeyi senin üstüne attı. Senin suçlu olduğuna inandırdı herkesi. Kendi günahlarını seninle birlikte gömdü toprağın altına. Babam böyle bir şey yapmaz. Halil, sen böyle bir şeye inanıyor musun? Zeynep. Yalan söylüyor, tamam, yalan lütfen, söylüyor. Tamam lütfen, sakin ol. Sana her şeyi ispat edebilirim. İstemiyorum. Halil'i öldürecekler seni, oyunları bozulsun istemezler. Yalnız başına dolaşma, onlar için tehlikelisin, öldürecekler seni. Polise gidelim o zaman. Polis Halil'in yaşadığını öğrenirse hapse girer. Siz ne derseniz deyin. Adamlarım hep peşinizde olacak. Merak etmeyin. Halil, bana güven oğlum. Bana güven. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz burada? Ben dükkanın sahiplerini bekliyordum. Uyumuşum. Sahibi benim. Filiz teyze. Kimsiniz? Kemal amca. Canay, sen misin? Halil'in kafası karıştı. Ama Zeynep'i ikna etmek lazım. İkisini de inandırmak lazım. Güvenlerini kazanmak lazım. Sen mezarı halet, önce oradan açık vermeyelim. Tamam. Boşuna geldin. Engel olamayacaksın. Biz bu yola baş koyduk. Hadi Kadir, yürü. Nasıl döneceksin lan Berlin'e? Ne diyeceksin babana? Kadir hadi. Hadi. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Ha tamam. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz bende. Halil evladım. Hala inanamıyorum. Yaşananlar inanılacak gibi değil. Sen dışarı mı çıkıyorsun? İşim var. Zeynep nerede? Sizinle görüşmek istemiyor. Zeynep'ciğim, tahmin ettim. Ben de özellikle bu yüzden geldim. Anlattıklarımı ispatlamaya geldim. Vicdan azabıyla yaşamaya daha fazla dayanamıyorum. Yaptıklarım için herkesten özür diliyorum. Özellikle de senden Zeynep. Beni affetmeni beklemiyorum çünkü ben kendimi affedemiyorum. Ölümünden kimse sorumlu değildir. Ahmet Sönmez. Şimdi ne yapacağımızı düşünelim. Halil çok şükür hayatta ama o mezardaki adam kim? Bir an önce savcılığa başvurup mezarı açtırmamız lazım. Evet. Yoksa başka türlü yaşadığımı ispat edemeyeceğim. Sen merak etme, ben ilgileneceğim. Memlekette karı koca öğretmen bir aile vardı. Hep anlatırım ya. Kızın anne süt verdiydi. Menekşe ile süt kardeşi oldular. Ha. Hala İstanbul'da oturuyorlarsa Menekşe yanlarına gitmiş olabilir. Çok yorulacaksın. Hazırlıklı ol Menekşe. Menekşe. Erken gelmişsiniz. Bir saat sonra açıyoruz. Ama buyurun. Özel tereyağımızdan ekmeğe sürer ikram ederiz size. Ben iş için geldim. Şu camdaki ilan için geldim. Garsonluk yapacaksınız. Garsonluk, aşçılık. Ne iş olsa yaparım. Daha önceden de yapmıştım. Geçin içeri de şartları konuşalım bari. Hadi. Çok hoş ya. Yani şartlar önemli değil. Bir şeye ihtiyacım var. Memnun oldum Menekşe.
benden kaçamayacaksın. Seni hiç bırakmayacağım. Ne bekliyoruz? Ben seni de uyuyorsun sandım. Sıkıldım ben. Niye buradayız biz? Niye geldik? Ne iş yapacağız? Söylesene. Tamam aslanım, sakin ol. Dün gece nezarette uyuyamamışsın. Rahat rahat yatıyorsun işte. Ne istiyorsun? Kalk gidiyorsun. Nereye ya? İşimiz gücümüz var. Hadi Mustafa. Dur. Muharrem bana biraz derdinizden bahsetti. Merak etmeyin, bizden laf çıkmaz. Siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Belli mi oldu? Hem yardım dediysek karşılığını da alacaksınız. Bunu avans sayın. Eğer sen de bize yardım edeceksen. Ne iş yapacağız? Acele etme. Akşamı bekliyoruz. Hele bir hava kararsın da. Baba, sen aşağıdayken muhtar yine aradı. Menekşe'nin ailesinin numarasını bulmuş. Berlin'de yaşıyorlarmış. Ama bence aramadan önce Menekşe'yle bir konuş. İş burada mı ya? Evet. Hani işiniz nakliyecilikti? Burada da ufak bir nakliye işi var. Bu mezarın içindekini başka bir yere nakledeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Menekşe. Sakın bir daha beni bırakma. Sakın. Halil. Gece rahat uyuyacağım. Ben de. Ben burada daha fazla kalamam Halil. Yani memlekete döneceğim zannediyorlar. Seni buldum ya. Önemi yok. Gitme. Tatlıyı verip geleceğim dedim. Merak ederler. Alo. Alo, merhaba. Ben İstanbul'dan arıyorum. Kemal Balcı. Hatırladınız mı? Kemal Balcı. Aa, hatırladım tabii. Öğretmen Bey. Aa, nereden şunu bana? Ver şu telefonu. Anı. Evet, evet. Hatırlamaz mıyım? Berlin'de misiniz yoksa? Hasan, ver şunu. Bir dakika ana. İstanbul'dayız. Sizi şey için rahatsız ettim. Ver bana şunu dedim Hasan, ver. Menekşe'yi merak etmeyin. Menekşe bizde. Hasan, ver şunu bana. Menekşe. Sizde mi? Bu sizin başınızın altından çıktı değil mi? İkinizin. Menekşe'yi siz yolladınız balcılara. Ben yolladım. Süheyla'nın hiçbir şeyden haberi yok. Kaçmasına da sen yardım ettin. Evet, ben ettim. Önceden de biliyordum besbeli. Kim bilir ne zamandan beri fingir diyordu o adamla. Birine güvendiği belliydi. Onun için dili uzamıştı kahpenin. Yanlış yaptın ana.
sen yüz ver. Kocasının koynundan çıkan kızı elin adamının koynuna yolladı. Menekşe anasının memesinde ne kadar masumduysa şimdi de o kadar masum. Eline başka el değmedi. Evlendiği adamın bile eli değmedi. Sakın ümidini kesme de annene. Güçlük kolaylıkla beraberdir. Ümidini kesme. Sakın ümidini kesme. Evet. Birbirimiz için mücadele edeceğiz Melekcan. Sakın benden ümidini kesme. Sakın. Hadi git. İyi geceler. Sana da. Gelme. 10 adım daha. Yemesini bekledim. Tabağı da aldım geldim. İyi yapmışsın. Şunu bırakayım ben. Onun hatası. Bunu sen yaptın. Benim hatam mı? Sen yaptın. Bayan, aracınızda beklemeniz gerekiyor. Babasıyla konuştuğunu söyleyecek misin? Adam söylemedi. Şimdi söylersem. Gece vakti gitmeye filan kalkar. Sabah konuşuruz. Bir düşünelim. Gelin. Gel Meleki, otur şöyle. Ben çay koyayım. Ben de yardım edeyim. Bayan. Al kızım. İzlemek istediğin bir şey varsa. Yok estağfurullah, siz buyurun. Ben ne olsa seyrederim. İyi. Zeynep, gizlenerek yaşamak istemiyorum. Bir an önce kimliğime kavuşmam lazım. Mezarın bir an önce açılması lazım. Yarın Mithat amcayla başvuracağız Halil. İnşallah onu bu işe karıştırmakla hata etmiyoruz. Başka çaremiz yok. Senin üvey baban. Onun başvurması daha etkili. Hem ben bütün bu olanlardan sonra Mithat amcaya güveniyorum. Çorbacı'da kalıyor. Burayı işleten ailenin evi de yakında. Zeynep Halil için endişeleniyor. Koruma da isteme. Eğer başı belaya girerse... Ne işin peşinde bilmiyorum ki. Merak etme. Sandığın gibi değil. Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ailenin kızı var mı? Evet. Uzun boylu bir kız var. Biraz önceye kadar Halil'in yanındaydı. Anlaşıldı. Meseleyi biliyorum ben. Gene de bir araştırın bakalım. Çorbayı şöyle bir karıştır. Baş üstüne. Bu sondu. Gerçekten bu sefer sondu. Geldim. Evet Canaycığım. Evet. Yemekler nasıl olmuş? Thank you.
Sana öyle diyecek tabii. Razı etmek için öyle söyleyecek namussuz. Eli eline değmemişmiş. Yalancı kahpe. Menekşe'nin elini kesip kusurunu örtmüş o soysuz. Sen de inandın değil mi? Adam niye kessin onun elini? O kesmiştir. Kendi ayıbını örtmek için, kocasını kandırmak için kendi kesmiştir. Reisim. Az kaldı. Kadir onun da hesabını kesecek. Nasıl bir insan mısın sen? Nasıl bir adam mısın sen? Kızın o senin be, kızın! Elin adamına inanacaksın, kızına inanmayacaksın. Pıs sana! Bana bak, kaşınma. Kadir verecek cezası. Artık yer yurdu belli. Kimi arıyorsun? Kadir'i mi? Arama. Sütümün hakkı için arama. Arama! Delirtme beni anan! Hadi sür! Hadi! Hadi beni de öldür! Evlat katil olmayı göze alan ana partili de olur. Hadi! Allah cezanı versin! Yapma Hasan! Kulun olayım yapma! Yapma! Çekil! Çekil dedim! Lan! Ver şunu bana! Ver şunu ver! Öldür vermeyeceğim! Ver! Bırak! Bırak dedim! Vermeyeceğim! Aratmayacağım! Ver dedim! Bırak! Ver! Ver şunu! Vermeyeceğim! Çıktın! Gidin! Gidin başımdan! Adamı dinlerim ona! Çıkartmayın! Bırak! Yapma! Yapma Hasan! Bırak yapma! Aç kapıyı! Aç dedim! Hasan aç kapıyı! Kalın orada aklınız başınıza gelsin. Çok yüz verdim size çok. Çok. Aradı mı bitti? Kadir'le Mustafa giderler anam. Biz de Yusuf'u ararız. Adresi bilmiyoruz. Boyu devrilesice. Açsana şu kapıyı. Aç dedim sana aç. Çocuklarımdan ettim beni sevip boyunu devrilesice herif. Aç. Aç. Aç şu kapıyı. Kesin sesinizi. Kapıyı açarsam fena yapacağım. İşin sonuna geldik. Hadi çıkarın. Eşeğin Usta. Dur, telefon. Telefon. Allah, babam arıyor. Açma lan, açma. Hadi kardeşim, sohbete gelmedik buraya. Abi babamla konuşmam lazım. Efendim baba. Neredesin lan? Niye açmıyorsun? İşte aradı. Niye açmıyorsun diyorum. Anca duydum baba. Neredesiniz? Oturuyoruz öyle baba. Yusuf yanınızda mı? Hayır. İyi. Dinle beni. Menekşe'yi buldum. Nerede buldunuz? Onu mu bulmuşlar? Balcılardaymış. Süt kardeşini bulmuş, onlara gitmiş. Ne süt kardeşi? Uzatma. Uzun hikaye. Adresi veriyorum. Yaz. Tamam baba. Kalem var mı? Ya manyak mısın ya? Hadi be kardeşim. Şşş. Kalem ver kalem. Yazıyor musun? Kağıt kalem. Dur dur. Söyle baba. İmam Ali Sokak. İmam Ali Sokak. İmam Ali Sokak mı dedin? Numarayı duyamadım. Çengelköy. Anladın mı lan? Anladım, tamam buluruz. Bak artık elinize adresi bile verdim. Görün işiniz. Tamam baba, tamam. Biri arıyor, kapatıyorum.
Tamam baba. Hadi çöz. Hadi. Hadi gidelim. Hop. Nereye? Bu iş bitmeden nereye? Çocuk oyuncağı değil bu. Biliyoruz. Boşuna dayılanma. Silahı verirken mermilerini aldım. Hadi bitirin işinizi. Şimdi kimle konuşuyor? Aşiftesiyle. Boynu altında kalasıca. Boş ver şimdi. Buradan nasıl çıkacağız? Yusuf'a haber vermemiz lazım. Elfinzi. Bitti. Bitti. Bitti Elfinzi. Rufinzi'ydi Politzer. Bitti. Bitti Elfinzi. İş verdi Coleman. Aber so was. Muss ich was erledigen. Uy, uy, canını yerim özlemiş. Helga. Bitti Elfinzi. Hermayer. Hermzi. Was ist los? Bitti Elfinzi. Ruf die Polizei. Bitti. Oh, çok şükür. Menekşe mi aradı acaba? Hasan, aç da güzel güzel konuşalım, hadi. Bak, ben Menekşe'yle konuşur, ikna ederim. Özür diler kocasından. Hasan. Bir özür dileyecek, her şey hallolacak, öyle mi? Ondan sonra nasıl yaşayacağız burada? Kızın alnımıza leke sürdü bir kere. Sürünerek özür dilese de... 40 kere dönse de silinir mi bu leke gerizekalı? Sopeci. Boynun ağrıyacak. Yo, bilmiyorum ben. Canay biraz daha gecikmek için izin istiyordur kesin. Efendim, dinliyorum. Rahatsız ettim tekrar ama. Abisiyle konuştum. Birazdan gelip alacağım. Sabah gelseydi şimdi bu saatte... Yok yok. Sizi daha fazla işgal etti. Gelsin alsın. Bizim de içimiz rahat olsun. İçiniz rahat olsun. Biz... Elbise alacağım.
Alo. Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun. Teşekkürler, çok teşekkürler. İyi geceler. Sağ olun, size de. Babası mıydı? Abisi gelip alacakmış. Abisi de İstanbul'da mıymış? Birazdan gelecek dediğine göre onu aramak için geldi herhalde. Belki de burada oturuyor, ne bileyim. Hay Allah, iyi mi ettik acaba? Öf, ya kızı dövüp sövmeye kalkarlarsa? Biz varız Filiz. Bir şey yapabilirler mi? Öf. Yok. Öf. Çarpılacağız. Allah çarpsın, çarpılacağız. Mustafa sus. Tövbe estağfurullah. Ya süt kardeşi vardı da niye bana daha önce söylemedin? Ne bileyim, 20 yıl önceki dava. Nenem arada derdi ama bulacağını nereden bileyim? Ya Rabbim. Nereden aklına gelmiş? İstanbul'dalar mıymış? Evet, yazdık adres. Hadi çabuk bitirelim de gidelim. Mermileri almamız lazım. Boş silahla gidemeyiz oraya. Şu iş bitsin isteriz. Merak etmeyin be. Bizden. Siz halledin hadi. Of be dayı, of be. Tamam. Hadi yürü. Nereden çıktı bunlar İsmet abi? Yeni adamlar. Ne gerek vardı? Tinerci çocuklara yaptırırdım ben. Küçük düşünme. Bunlarla çok işimiz vardı. Alıştırma yapıyoruz. Ne konuşuyor bunlar fısır fısır? Ya ne bileyim ya. Ne oluyor çavuşum, tırstın mı? Ölüden korkma Mustafa. Diriden kork, diriden. Oo, kim korkuyor lan? Al bak. Ulan sen beni hasta ettin şimdi ha. Kim korkuyor lan? Kıble bu taraf değil mi? Ha? Ha? Korkuyormuş. Ben kalksam yedi içti kaçtı der misiniz? Aa, olur mu öyle şey? Sen keyfine bak. Hadi ben de kalkacağım, seni bırakayım. Aa, olur. Size zahmet olmazsa. Ben seni bırakırım. Mithat abiye ters olur. Yok canım, olmaz. Ne tersi olacak? Sen nerede oturuyorsun? Ben bırakırım. Hem biraz daha uzun görüşmüş oluruz. Tamam, pardon. Affedersin Sinancığım. Hadi bakalım. Hadi biz kaçtık. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Güle güle çocuklar. Sen de bir kahve daha içmek istersin herhalde. Olur olur. Hı? Olur. Yolu uzatabiliriz. Tamam. Hasan! Aç kapıyı. Ölümü gör, aç kapıyı. Nerede o günler? Aç şu kapıyı ne olur. Bak, bak anan fena oluyor. Bak. Hasan, aç. Vallahi zor durumda. Aç kapıyı. Hadi be. Kes sesim. Kes, gelmeyeyim yanına. Guten Abend. Guten Abend. Herr Hasan Dogan Türk. Ja. Gegen Sie wurde eine Anzeige erhoben. Ihre Frau hat bei ihren Nachbarn um Hilfe gebeten. Wie bitte? Bitte! Ja, bitte! Bitte! Sabah gelince ne olacak? Sen onu düşün söyle. Haşt! Dankeschön, Dankeschön. Bitte schön. Ara ara çabuk. Ay, elim ayağıma dolandı. Afiyet olsun. Gelene bak. Heh. Çattık yine ya. Merhaba, ben bir arkadaşa bakacaktım. Açmıyor. Uzun çaldır açar. Açması lazım. Açması açmıyor. Lazım.
O ihlal değil miydi? Ne işi var burada? Atın şu herifi buradan. Ben hallederim. Böyle şey olmaz ki canım. Geçen sefer olanları biliyorsun. Patron istemiyor. Kimdi bu? Lütfen. Kadir'in abisiymiş o gece yanlarındaydı. Bana bırakın. Abi geldi, dışarıda konuşalım. Ya olay çıkartmaya gelmedim. Kusura bakmayın. O gece olanlar için de tekrar tekrar özür dilerim. Buyur. Gel abi. Bana bak. Hoş adam. Akıllanmıyorsun sen Lale. Kadirleri gördün mü? O geceden sonra görmedim. Konuşmadık da. Seni de aramaya yüzleri yok Besbelli. Bak kardeşim. Silah sen bulursun. Benim bilgim yok. Eğer bunlar düşündüklerini yaparlarsa seni de yakarlar. Bak koskoca İstanbul'da güzel güzel kurmuşsun düzenini. Asker arkadaşlarıyım diye okkanın altına girme, yazık olur. Benim ilgim yok. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben yine de söyleyeyim, sen işine geleni dinle. Menekşe'yi yem etmeyeceğim. Sen de ayağını denk al. Eğer ararlarsa beni de ara, haber ver. Yoksa polise giderim. Önce sen yanarsın. İyi. Tamam. Telefon numaranı alayım. İrtibatta olalım. Hay Allah, odada unutmuşum. Kağıda yazayım. Ya bir kalem var mı? Buyur abi. Ben de çaldırırım şimdi. Çıkar numara. Tamam. Ben kimseye zarar gelmesini istiyorum. Kardeşlerime bir zarar gelmesin. Anladım abi. Bir günde Bedri'lerle gidelim, olur mu? Şşt, evet, gidiyor. Dur. Nereye kız? Bakar mısınız? Efendim? Kadir'e söyler misiniz? Eşyaları bende. Pasaportu falan. Lazım olur diye. Pasaport olmazsa kıpırdayamaz. Lazım tabii. Alayım ben onları. Hı hı. Ev yakın. Birlikte gidelim. Tamam. Biz gidip gelelim. Merhaba. Merhaba. Kadir'in eşyalarını vereceğim. Tamam. Gidelim. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuşmak isterler. Bir arayacaksan ara. Yo, bizimkiler yatmışlardır. Mithat da iyi bir adama benziyor. Babam öldükten sonra annemi ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. Ne zamandır beraberler? Mithat abiyle babam da tanışıyorlarmış. Birlikte iş yapmışlar. Annemle bir yıldır görüşüyorlar bana kalırsa ama birkaç aydır tanışıyoruz. Anladım. O da karısını kaybetmiş. Evlenirler işte, ne güzel. Annemleri konuşmak için bir yol uzattık biz. Otursanıza. Kalmayayım ben. Çantayı alayım gideyim.
Bu da öbürünün. Heh. Aman musibet. Lale'nin sizin enişteyle kötü anıları var da o bakımdan yani. Hı. Aman sen de. Yusuf aramızda bir şey oldu zannedecek. Kafayı yemiş o çatlak. O bakımdan söylüyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Gitmeyin hemen. Bir şeyler içelim. Hem Kadir de konuşuruz biraz. Ha. Hakikaten ya gitme. Otur hadi nazlanma. Kahve çay. Rakı var mı? Ha şöyle. Hemen kuruyorum sofrayı. Getir getir. İyi. Hadi. Gel. Şöyle bırakayım. Gel gel. Bir şeye mi baktınız? Dükkanımızda kim var diye baktık. Baba! Ya hanımefendi bakın. Kemal Bey'in haberi var. Filiz Hanım'ın da haberi var. Beni onlar işe aldılar bu sabah. Ha, pardon. Önemli değil. Şey buyurmaz mısınız? Uykum kaçtı. Çay yaptım. İçer misiniz? Hayır. Gel canım. Aha, kusura bakma ben Canay bu arada. Ben de Halil. İyi geceler. Ne matrak ya. Bir evden çıktım hemen yatılı eleman bulmuşlar. Oh yırtık. Ne oldu? Yok bir şey hadi git. Aa ne oluyor sana be? Hadi Canay. Abi. Anlarız yarın. Önce dükkana Halil'in yanına gittiler. Sonra kız eve çıktı. Anladım abi. Tamam. Meseleyi böyle halledemez. Sakinleş. Ben geldim. Canım. Ne haber enişte? İyi. Eleman bulmuşsunuz dükkana. Evet, o bizi buldu demek daha doğru. Merhaba. Yavaş konuş, bebek uyuyor. Oo. Yine evde sıkı yönetim ilan edilmiş. Dükkan açık mı hala? Yok, karanlıkta bir hareket olunca hırsız zannettim, ödüm koptu. Sinan'la dayandık dükkanın kapısına, çocuğun da ödünü kopardık. Düzgün birine benziyor ama. Öyle. Siz niye yatmadınız da? Oturuyoruz. Ben müsaadenizle yatacağım. Yat kızım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne zaman gidiyor bu? Gel gel mutfakta konuşalım. Ne oldu? Gel. Hadi biz de yatalım. Ya abisi gelirse? Bu saatten sonra gelen sabahı bulur. Hem de Almanya'dan gelmiş he? İnanmıyorum. Yavaş Canay. Bir de annemler düğüne falan gitti dedi. Yalancıya bak. Anne dediğim çıkmış. Sorma. Ne olacak şimdi, yüzleşmeyecek miyiz? Abisi gelip alacakmış. Aman sen de bildiğini belli etme. Korkar buradan da kaçar. Başımıza bir iş gelir. Sorumlusu biz oluruz. Niye kaçmış peki?
Bilmiyoruz. Anlar diye soramayacağız da şimdi meraktan çatlayacağız yani. Hadi hadi fısıldaşmayın burada, şüphelenmesin. Hadi. Benim uykum geldi. Siz devam edin. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi dehle kara bulutları Yusuf. Ne düşünüyorsan düşünme artık. Baş başayız bak. Tadını çıkaralım. Tamam. Bir telefon etmem lazım önce. Evli misin yoksa? Hayır. Telefonu kullanabilir miyim? Tabii. Ama olmaz ya, numaran çıkar. Merak etme. Gizli numara benimki. Hadi konuş da gel. Bekliyorum. Tamam. Allah Allah. Nerede bu oğlan? Niye açmıyor ki? Bir yerde bıraktı Zahir. Hadi bu oğlum hadi. Şu domuz gelmeden bir haber vereydik Yusuf'a. Olsun artık ya. Kim ya? Bütün İstanbul'la konuştunuz be. Tövbe. İyi ki gizli bir iş yapıyoruz. Alo? Kadir neredesin? Hiç, oturuyoruz bir arkadaşta. Başlayacağım şimdi ha. Kadir, gel de bir yerde oturup konuşalım. Yemezler. Uyma o hadi. Değil be. Gel diyor. Gel, kardeş konuşalım. Ha, bırak numarayı. Beni oyalayıp önce bulacağım Menekşe'yi değil mi? Uyanık. Kadir! Alo! Hadi. Ver o telefonu bana. Bütün dünyaya yayın yaptın, yetti. Tamam, kapattık işte. Aa, iş de bitti zaten, nakliye de tamamlandı. Hadi artık sen şu mermileri ver de biz de gidelim artık. İşimiz var ya. Nerenize istersiniz? Bacağa mı? Kafaya mı? Ha? Ne yapıyorsunuz? Bebek uyandıysa bana bakma. Uyansa ev bu kadar sessiz olur muydu? Ne konuşuyordunuz? Hiç. Çay koydum. Benimki uyanana kadar hadi gelin oturun benimle. Abla. Hadi yalnız bırakmayın beni ne olur. Hadi. Sessizliği o kadar özlüyorum ki. Evde yalnız başıma bebekle çıldırıyorum. Çok ağlıyorum. Bebek ağlar. Yok, bu stresli. Annesine çekmiş. Depresyonuyla doğdu garibim. Lütfen o günü hatırlamak bile istemiyorum. Ama unutamıyorum da tabii. Hangi günü? Bebek biraz erken geldi de. Neredeyse sokak ortasında doğuruyordum. Dikkat et. Hasta muamelesi yapma kız anne. Hasta değil, hamile. Canay bir sus lütfen. Seni de göreceğiz inşallah. Allah onu alacak kocaya sabır versin. Şuradan taksiye binelim. Yok yok, şöyle kestirmeden ineriz. Yürüyelim biraz. Olur. Yürüyelim tabii, yükümüz hafif. Aman. Söylenme, ver bana yarısını. Şaka yaptım anneciğim, valla ağır değil. Sen ablamı kolla. Ama
namusuma iki paralık ettin. Gel buraya. İmdat! İmdat! Gel lan buraya. Birdenbire üçüncü sayfa haberinde bulduk kendimizi. Adam kızını öldürdü, düşünebiliyor musun? Şişli'nin göbeğinde, gözümüzün önünde gözünü kırpmadan öldürdü. Şişli'de sokakta tüfek gündüz bir cinayet işlendi sayın seyirciler. Kızını gözünü kırpmadan öldüren baba Necmi'ye kameralara namusunu temizledim, pişman değilim diye konuştum. Aç bakalım şunu sesi. Aç. Namusunu temizledim. Şimdi de olsa aynı şeyle yine yapar gibi konuştum. Yapılan oh. İyi etmiş. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Duydun mu kız? Bana karşı gelirsen seninle sonun aynı olur. O olayı ben de hatırlıyorum. Yani televizyondan. Nöbet zamanı. Senin annenin aran nasıl? İyi, çok iyi. Babanla, abilerinle? Onlarla da. Hı. Anlaşıyorsunuz yani. Anlaşıyoruz. İyi. Ben yatıyorum. Ben de bir tuvalete gideyim, geliyorum. Tanrı rahatlık versin. Alo. Halil. Canım. Uyandırmadım değil mi? Ararsın diye bekledim zaten. Yatmalarını bekledim. İyi yapmışsın. İyi o zaman. Allah rahatlık versin. Aa, dur kapatma. Seni çok seviyorum Melekçe. Biliyorsun değil mi? Hı. Ben de seni çok seviyorum. Halil, korkuyorum, duyacaklar. Kapat hadi, yatacağım. Aa, 10 kelime daha. 1, 2, 3. Hadi kapat. Tamam. Bunun burada bir sevgilisi var Kemal. Vallahi başımız derde girecek. Hayır olsun da belli ki ailesinin haberi yok.
Bir an önce abisi gelip alsa bari. Bir an önce. Telaş etme sen de. Belli edeceksin. Günaydın. Ay. Günaydın. Günaydın. Yardım edeyim ben de. Yardım edecek bir şey yok kızım. Ama köşeden ekmek alabilirsin. Alırım. Bir tane yeter. Tamam. Niye yolladın kızı? Ya gelmezse? Aman Filiz sen de ha. Üf, babası başımıza dert olur diye söylüyorum. Günaydın Zeynep. Günaydın, ben de uyandıracağım diye korkuyordum. Çoktandır kalkmış bir halin var senin. Çalışıyoruz kızım. Oo, bugün bir çorbanı içmeye gelirim artık. Buyur beklerim. Mithat'a yerimi söyleme ha. Olur canım. Ben de çıktım evden. Mithat amcayla buluşmaya gidiyorum savcılıkta. Tamam canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Menekşe'ye selam söyle. Söylerim. Zeynep. Dükkanın açılma saatini nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Ya yakınımda olduğunu bile bile özlüyorum. Ne güzel. Tamam canım, ben seni sonra ararım. Tamam, görüşürüz. Aydınlandı gerçekten gibi. Ekmek almaya çıkmıştım. Öyle mi? Gel beraber kahvaltı edelim. Yok, beklerler. Hadi sonra görüşürüz. Menekşe, bir bahane bul gel lütfen. Tamam. Yanına gidiyor. Yusuf da onlara uydu besbelli. Bak sesi çıkmıyor, açmıyor. Gidip ben duracağım önlerinde. Ben de geliyorum. Yusuf. Yusuf'tur inşallah. Alo. Alo anne. Neredesin be oğlum? Ne oldu? Neneme bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Menekşe'yi buldular Yusuf. Ne? Ver bana, ver. Alo Yusuf. Nene. Balcılar aradı. Menekşe onlardaymış. Baban çıktı telefonu. Kadirlere de haber verdi. Kadir, gel de bir yerde oturup konuşalım. Yemezler. Uyumu o hadi herife. Gel diyorum. Gel, kardeş kardeşe konuşalım. Ha, bırak numarayı. Beni oyalayıp önce bulacağım Menekşe'yi değil mi? Uyanık. Adres var mı yine? Yarım yamalak duyduk ama inşallah doğrudur. Ver. İsmet abi bizim gitmemiz lazım. Geçin. Ya İsmet abi. Geçin dedim. Bütün gece ayaktaydım. Yorgunum. Bebeler gibi sızlanıp da kafa ütülemeyin. Yaptık işimizi. Bırak gidelim artık. Daha ne tutuyorsun? Geçin oturun. Meselemizi biliyorsun. Kızı bir an önce almamız lazım. Çok acil. Bu da acil. Patron sizi görmek istiyor. Gelene kadar bekleyeceksiniz. Ne zaman gelir? Bilemem. Yok Kadir yok. He. Hadi kalk yürü. Vakit kaybetmeyelim burada. Yürü. Ya dur sen de Mustafa. Bir duş falan alalım önce. İnsan içine çıkacak halimiz yok. Ulan giyecek temiz şey de yok iyi mi? Çantalar Aysel'de kaldı. Ben size veririm bir şeyler. Havlular da dolapta. Hadi saatler olsun. Önce ben giriyorum.
Çay koyayım mı Filiz teyze? Anne? Hı? Çay? İçerim. Ah, dükkanda çalışıyorsun ama burada misafirsin. Otur, ben koyarım. Oo, geç kaldım ben de. Saat 2 gibi gel. Bebeği doktora götüreceğiz. Doğanay, yapma. Bebeğin bir şeyi yok. Bak ne güzel uyuyor işte. Tamam, gelme. Her şey benim başıma yık, git sen. Hayatım, boşu boşuna stres yapıyorsun. Tamam dedim Süpi, babam götürür bizi. Gideriz değil mi baba? Benim işim var kızım. Kaçta biter bilmiyorum. Anladım. İsterseniz ben de gelebilirim sizinle. Nasıl olsa doktorda işiniz çok sürmez. Hemen gider geliriz. Yok. Ya yarın gideriz biz. Hoşça kal canım. Güle güle oğlum. Hayırlı işler. Güle güle. Gidiyor musun enişte? Güle güle. Görüyorsunuz değil mi? Çocuğunu öpmeden gitti. Filiz teyze, doydum ben. Dükkana ineyim mi? İneriz kızım, acelenme. Size yeni bir çorba yapacağım da malzemeleri hazırlayayım diye. Hı hı. Otur, beraber hazırlarız sonra. Üzme kendini. Geldiğimizden beri bir yere mi çıktık? İyi akıl ettin de baktık süresine. Aklıma bile gelmedi. Pasaportum var mı? Var. O da bir işe yaramıyor benim gibi. Yusuf gidecek işte. Korkma artık, tamam. Ya iş işten geçerse? Ne oldu? Oğlunu polise verdin diye başın göğe mi erdi? Ben oralarda sabahlarken rahat uyudum mu ha? Sanki biz bilmiyoruz nerede sabahladığını. Ne diyorsun sen kadın? Ümran'ın kocasını da götürdülerdi öyle. 2 saatte geri geldiydi. Sen o şırfıntıya gittin gene. Ben sana hesap vermeyeceğim ama siz vereceksiniz. Burnunuzdan getireceğim. Hem de fitil fitil. Beni millete rezil edersiniz ha. Bakın ben size neler edeceğim, görürsünüz. Konuşma. Sus. Defol! Nereden geldiysen oraya git. Hadi, hadi! Öldürürüm seni! Vallahi bu sefer polis elimden alamaz. Senden korkan. Senin gibi olsun artık. Püh! Namuslu. Hasan dedim! Sen kızını satarken namuslu. Evlatlarını birbirine kırdırırken namuslu. Alman dostunun koynuna girerken namuslu. Ananı el kaldırırken namuslu, ben suratına tükürürken mi namussuz? Püh! İşte bak gene tükürüyorum, püh! Ulan sen var ya var! Yapma! Hasan, defol! Hadi! Ben artık sana karılık etmeyeceğim! İster öldür, ister Helgan'a git, umrumda değil! Sen mi verdin bu salağa akılları? Hadi git. Anan da yok artık senin. Bittiniz siz. Ne haliniz varsa görün. Aç kalın, sürünün de aklınız başınıza gelsin. Kadir salığa! Neredesin be, neredesin?
Senin de şarjın yok değil mi? Çantada kalmış. Abi şunu taksaydık bari. Bu da mı yasak ya? Alet yok ondan. He, alet yok ondan. Hay Allah ya. Ulan elimiz kolumuz bağlı kaldık burada böyle. Ulan, ulan bak bir yetişmeyelim ona, bir kaçsın elimizden. Ben o zaman sana soracağım Kadir. Konuşma be. Ben mi sardım bunları başımıza? Hep senin yüzünden. Ulan, ulan ben tek başıma mı kabul ettim işi? Aa, sen de atladın paraları görünce. Ya Rabbim, 3 kuruş için ne günah girdik Allah'ım. Sen affet beni ya Rabbim. Ya Rabbim sen affet beni. Allah'ım. Sonra ben ineyim, olur mu? Olur olur. Ben de gelirim birazdan. Acele etmeyin. Aslında ne şeker kız. Hı. Niye kaçtı acaba? Ay vallahi dert oldu bana. Gidiyorum ben. Tamam. Bakıyorum. Eyvah. Affedersin. Alo. Günaydın Kemal Bey, ben Hasan. Ah, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi, ne oldu? Geldi mi bizim oğlan? Henüz kimse gelmedi. Bekliyoruz biz de. Ya, niye acaba? Evi bulamamıştır. Bilemiyorum. Gelecek ama, mutlaka gelecek. Aman gözünüzü seveyim. Abisi gelene kadar bir yere bırakmayın. Tamam da merak ettim. Niye böyle bir şey yaptı bu kız? Yani mesele ne biliyor musunuz? Vallahi biz de anlamadık. Biricik kızımız, gözünün içine bakıyoruz. Niye kaçtı bilmiyoruz. Annesi perişan, ninesi yataklara düştü. O gittiğinden beri boğazıma lokma girmedi vallahi. Allah'tan başına bir hal gelmeden buldum sizi. İçimiz rahatladı. Sağ salim ailesine teslim edip vazifemizi yapalım da biz de rahat edeceğiz inşallah. Eli kulağındadır abisin, gelir birazdan. Bekliyoruz. İyi günler. Size de. Ne diyor? Geliyor muymuş abisi? Hı hı. Niye kaçtığına dair bir bilgi yok elimizde hala değil mi? Hadi bir kahve yap babacığına hadi. Of. Of. Ben domatesleri rendelerken sen de maydanozları ayıkla. Bakma hadi. Doyamıyorum, ne yapayım? Filiz teyze iner şimdi. Çalışmış olalım. Aa, hadi. Yapma. Deliriyorum ben Kadir, az kaldı. Oynatıyorum yemin ediyorum ha. Tamam tamam. Şşt. Patron geldi galiba. Patronuna da sana da şimdi. Hoş geldiniz. Ne haber? Eyvallah. Oo geldi. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Bu Kadir. Bu da Mustafa. Memnun olduk. İyi iş çıkarmışsınız akşam. Duydum. Elimizden geleni yaptık. Kazma kürek elinize yakışmış. Bakalım bu da yakışıyor mu? Bir görelim. Ne bu? Sağlam adam dediğim bunlar mıydı?
Daha bunu tanımıyorlar be. Ondan değil, şaşırdık. Yoksa bizde de var yani. Garanti tutmasını bile bilmiyorsunuz. Bak aslanım. Bunu taşımak başka, tutmak başka, sıkmak başka. Tutarız da sıkarız da evvelallah. Tut o zaman. Sıkacak adam tutuşundan belli olur. İçi boş. Seni görelim. Tamam, tiyatro yapma. Aferin. İşimize yarayacaksınız. Çalışacağız sizinle. Yalnız bu işte gizlilik önemli. Biliyoruz. Bilmediğiniz bir şey var ki, bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım. Nasıl temiz değil? Bu katlı. Polis bu silahlarla işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Şimdi silahların üzerinde sizin parmak izleriniz var. Abi ne gerek vardı şimdi buna? Tedbirimizi aldık. Olur ya şaşırır da bir yamuk yaparsanız, birçok faili meçhul üstünüze yıkılır. Haberiniz olsun. Canım tembellik etmek istiyor benim. Sahile gitmek. Seninle el ele denizi seyretmek. Martılara simit atmak. Süt kardeşimle tanışmışsın dün akşam. Ya beni hırsız sandılar. Yalnız değildi, biri vardı yanında. Sevgilisi. Ha, anladım zaten. Onun eve kadar gelebiliyor. Babası da biliyor, annesi de. Kızmıyorlar. Ne güzel, hiç kimseden korkmadan seviyorlar birbirlerini. Saklanmadan, gizlenmeden. Menekşem, bizim için de gelecek o günler. Biz de özgür olacağız. Bütün bunların acısını çıkaracağız o zaman. Biz de dolu dolu yaşayacağız aşkımızı. Hiç kimseden korkmadan, kimseden saklanmadan. Dilediğimiz gibi, hak ettiğimiz gibi. Ama önce senin boşanman lazım. O adamla hiçbir bağın kalmaması lazım. Halil. Söyle. Hadi söyle. Seni seviyorum de hadi. 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 Ah. Ne oldu? Yok bir şey. Dur bir dakika dur. Yok bir şey, çizildi o kadar. Geçti mi? Menekşe.
Fenix'i! Çekilin! Abi! Ne oldu? Aşağıdan gel. Koş, koş, koş! Yap seni! Abi! Rezil ettin bizi be! Şerefimizle oynadın! Fenix'i kaç! Bulacağımızı dağıttın! Geberteceğim lan seni! Fenix'i kaç! Geberteceğim seni! Hey, hey, hey! Durun! Durun! Ayrılın! Yapmayın! Baba! Ayrılın! Karışma sen! Baba! Dikkat et! Abi bırak ne olur! Abi ben onu seviyorum! Yapmayın! Yapmayın çocuklar! Halil'i seviyorum Allah aşkına bırak ne olur! Ne olur! Abi! Sonra düşünürüz. Gidip menekşeyi alalım da. Taksi, taksi, taksi. İnşallah şu karar çabuk çıkar da bir an önce açılır mezar. Açılır da Halil özgürlüğüne kavuşur. Ama bu süre içinde dikkatli olmamız lazım. Sen de Halil de çok dikkatli olmalısınız. Sen de öyle. Allah Allah. Alo, buyurun benim. Emniyetten arıyorlar. Niye? Bilmiyorum. Evet, evet benim buyurun. Efendim? Ne? Olamaz. Kim yapmış? Allah ya. Peki nasıl? Tamam hemen geliyorum. Tamam tamam size de. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Mezarı açtırmak için başvurduğumuzu kime söyledin? Kimseye söylemedim. İyi düşün. Bir tek Halil biliyor. Ne oldu Mithat amca? Halil'in mezarı açılmış. Ceset alınmış. Ne? Bekçi görmüş sabahleyin polise haber vermiş. İnanmıyorum. Biri bizimle oynuyor. Çok kötü oynuyor. Allah kahretsin. Bunca şey olmuş. Niye baştan söylemedin sen? Anladık zaten halinden bir tuhaflık olduğunu ama nereden bileceğiz işte? Söyleyemezdim. Söyleyemezdik. Menekşe evli. Kocası öldürmek için peşinde. Kaçağın biri dükkanda saklanıyor. Dükkanımda kavga çıkıyor. Bu bizim için fazla. Çok fazla. Kaçırdı mı seni? Ben kaçtım. O beni kurtarmak için peşinden geldi. Melekşe. Yavaş. Ne dedim ben sana? Olay istemiyorum. Tamam bitti. Bu kız evli Kemal amca. Ya ne olursa olsun evli. Başka bir adamın yanında ne işi var? Bilsek bu duruma izin vermezdik Yusuf. Kaldı ki Menekşe bizimleydi. Halil dükkanda kaldı dün gece. Mahvettin bizi be.
Onu seviyorum. Bir dakika Yusuf. Oğlum madem seviyordun önce sen gidip isteseydin ya. Halil'in halletmesi gereken işler vardı. Biz bekleyecektik bir yıl daha ama bırakmadılar. Ne? Çok geç kaldık. Abi, İnşallah uçmamıştır yine. Birader doğru yoldayız değil mi? Evet. Daha çok gideceğiz mi? Az kaldı. İyi. Az kalmış. Duyduk. Ah canım. Yazık. Çok yazık. Hadi. Eşen meşen neyin varsa al gidelim bir an önce. Burada kaldığımız her dakika zararımıza. Menekşe burada güvende. Kadir ile Mustafa biliyorlar burayı. Ne? Niye söylemiyorsun? Gelmelerini mi bekliyorsun? Menekşe'yi öldürmelerini istiyorsun? Niye? Hadi Menekşe çabuk gidiyoruz. Hop bir dakika bir dakika bir dakika nereye? Biz gidiyoruz sen bir yere gelmiyorsun. Bana bak. Abi. Bak onu bırakmam. Anladın mı? Halil dur bakalım. Ben abisine teslim edeceğim dedim babasına. Ne? Ne? Allah kahretsin. Nasıl oldu? Babamla mı konuştunuz? Yerimi siz mi söylediniz onlara? Fena mı ettik? Bak abin geldi işte. Oh, öbürü gelecek Kadir abim. Hadi çabuk ol. Bir tek çantam var. Alıp geliyorum ben hemen. Durun bakalım durun. Gitmeyin gelsinler konuşalım beraber. Bu mesele hallolsun. Kemal amca biz anlatamadık galiba. Bak bu kız namlunun ucunda. Kocası olacak adamla Kadir geliyorlar. Onu öldürmeye geliyorlar. Anlatabildim mi? Kızına bile zarar veremeyecekler. Yürü Menekşe. Çekelli. Otur oturduğun yerde. Kardeşim benimle geliyor. Hayır efendim burada kalıyor. Ona burada kimse bir şey yapamaz. Ben halledeceğim bu işi. Memlekette kanun var, nizam var. Vakit kaybediyoruz. Bir baba kızı için nasıl ölüm emri verebilir? Kardeş kardeşi nasıl öldürür? Olur mu öyle şey? Hasan'la konuşurum ben. Kadir gelsin onunla da konuşurum, ikna ederim. Polisi arayalım. Aa. Menekşe, hadi. Hadi abi ne olur durmayalım burada. Yusuf, gitmeyin oğlum. Ben arayı bulacağım, söz veriyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hadi, 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 hadi. Hadi. Uzak dur Menekşe'den. Abi. Abi ne olur. Lütfen. Ben ayıramam onu gözümden. Bir adım daha atarsan çok fena olacak ha. Öf, çocuklar. Tamam ısrar edip vakit kaybettirmeyeceğim sana. Al. Götür. İyi bak ama. Ne olur iyi bak ona. Boşanana kadar, o adamdan kurtulana kadar yaklaşmam yanına. Görmem bile. Dayanırım. Yeter ki güvende olduğunu bileyim. Senin onu koruyacağını bileyim, dayanırım. Ama senin yanındayken ona bir şey olursa hesabını sorarım. Hiç affetmem. Sana yemin ediyorum. Affetmem. Senin de burada durmaman lazım. Resmin var ellerinde. Tanıyorlar seni. Yürü hadi. Yazık bu çocuklara Kemal. Her şey için teşekkürler.
gözlerini uzat, üşümüş ellerini sakla masum yüreğini. Zaman gibi sessiz uyu, bu dünya dipsiz bir kuyu. Pamuktan kalbin solmadan, hayat yüzüne vurmadan uyu yavrum uyu. Bu dünya dipsiz bir kuyu. Uyu melek yüzlüm uyu. Bu dünya dipsiz bir kuyu.